Çocuğumuz çok tatlı ama şu anda o sanırım sizden daha yaşça daha büyük. Evet, şu anda öyle. Peki, Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi Bilim Fuarı'nda sergilenmişti stüdyomuzdaki bu projeler. Ama şimdi Söz TV ve Uzay TV ortak yayınında yayınlanan Bizim Çocuklar ve Barışcan programında kocaman alkışlarla 8-9 Mayıs 2013 tarihinde bu projeler özellikle öğrencilerimizin velileri tarafından gezilmiş, beğeni almıştı değil mi? Evet, şimdi bütün Diyarbakır daha yakından tanımış olacak. Biz de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda dedik ki ne yapalım? En iyisi Diyarbakırlı gençleri buraya çağıralım ve burada hünerlerini, yeteneklerini göstersinler. Tam bayrama yakışır bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Ve yanımda bir başka arkadaşım var. Yine projelerden biri. Gecemdeki Mavi Su. Ben böyle su deyince aklıma su içmek geliyor. Doğru mu? Su içmeyle ilgili değil mi? Su içmeyle ilgili, evet doğru. Şimdi biz hani böyle hafif balık etli, kilolu böyle insanlar elimizde sularla geziyoruz böyle. Hani ben özellikle kendimden bahsedeyim. Elimde böyle su şişesiyle her yerlerde geziyorum. Var mı bir çare mi bulduğun? Zayıflamakla mı ilgili bir şey bu? Zayıflamakla ilgili değil ama su içmeyle ilgili. Şöyle anlatayım size. Projemin ismini siz de belirtmiş oldunuz. Projemin ismi Gecemdeki Mavi Su aldı projem. Tamam. Bu projem geceleyin su içme problemi olan insanlar için geçerlidir. Bu projem geceleyin su içme problemi olan insanlar için geçerlidir. Hani kalkıyoruz, ışığı açıyoruz, yok bardağı düz falan uyku problemi oluyor. Evet. Bundan dolayı işte geceleri su içme problemi olan insanların daha huzurlu ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için bu projeyi tasarladım. Projemi anlatayım size. Bu adaptöre takılıyken projemin içindeki şu ampul yanıyor ve bardağın içi masmavi oluyor. Bardağı kaldırdığımda alttaki led yanıyor ve ortam aydınlanıyor. Böylelikle daha rahat su içmemiz sağlanıyor. Şimdi içinde su varken mavi görünüyor. Mavi görünüyor, evet. Su şu anda zaten yanıyor. Evet, su yanında yanıyor. Kaldırdığım zaman ne oluyor? Alttaki led yanıyor, ortam aydınlanıyor. Ortam aydınlanıyor. Ve daha rahat su içebiliyoruz. Çok güzel. Peki, geceleyin biliyorsun hani çok fazla su içince başka olaylar da meydana geliyor. Onun için var mı? İçinizde proje üretecek olan. He? Daha düşünmedik. Düşünmediniz, onu da biz düşünelim değil mi gençler? Tamam. Pekala, çok fazla su içmeyin biliyorsunuz geceleyin. Evet. Hani o şimdi bunu buluyorsan hani yanına onu da hediye olarak bulmamız gerekiyor değil mi? Peki. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu projemi geliştirirse daha neler olur diye düşündüm. Projemin yanına şöyle bir düzenek düşünün. Bunun üstünde bir ağzı kaplı bir sülahi olacak. Tamam. Sülahinin ağzında bir çember açacağım. Ve aynı zamanda bardağın içine su bitti mi otomatikman su bardağın içine dökülecek. Bu biraz tehlikeli mi oldu ne? Hani yatarken falan böyle su, elektrik... Yok ya. Olmaz değil mi? Bir olmaz, şey olmaz. Böyle şey ben olmaz. Hani deli dolu yattığım için yatarken elim bir yerde, bacağım bir yerde falan. Şimdi elim bunun içine giriyormuş. Ceryan elektrik çarpıyormuş beni falan. Peki ama alkış. Çok güzel. Harika. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. bu da bize bu etkinlikleri yaptıran okul idaremize, Meral Hoca'ya, evet. Gamze Hoca ve Ufuk Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu tür etkinlikleri yapmak bizi mutlu ediyor. Hı-hı. Ve aynı zamanda ders içi etkinlikler de yapıyoruz. Böylelikle... daha mutlu oluyor diyebilirim yaşamımda. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel anlattınız. Evet. Peki. Şimdi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan görüntülerimiz var. Hep birlikte izleyelim.